along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans and we caught the bloody British in the town of New Orleans. Fired our guns and the British kept them coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Ben geliyorum şimdi, birazdan. Gelsin mi? Eğleniyor musun? Evet, tabii. Yasemin. Evet. Evet, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Öyle mi? Hangi konuda? Anlatırım ama burada olmaz. Biraz sonra bahçede buluşalım mı? Bir sigara vereceğim. Tamam, buluşalım. Bu defter ne olacak? Bir ara konuşuruz. Arkadaşlar, arkadaşlar, kısa bir ara veriyoruz. Şirketler gelmiş. Çıkıyor muyuz? Hı-hı. Bir dakika arkadaşlar. Bizi dinler misiniz? Michel dün akşam yol kenarında bir defter buldu. Bu kadar kalabalık birikmişken sahibini bulabiliriz diye düşündük. Ne defteri bu? Bir hatıra defteri. Fransızca yazılmış. Fransızca mı yazılmış? Bana ait olmadığı kesin. İsim falan yok mu? Hayır yok. Bazı resimler var ama. Yani içine baktınız. Biraz karıştırdım. Defteri okudunuz mu? Size soruyorum. Bu Zevalule Journal Intime Mademoiselle? Biliyorum ayıp ama okudum. Çok güzeldi. Demek ki sahibi aramızda değil. Ne yazmış? Yani bir yabancı herhalde. Fransızca yazdığına göre. Hani Saliha'lara her sene gelen Fransızlardan biri olabilir mi? Yazdıklarından çıkarabilir miyiz? Çok mu özel? Oui, evet özel. Ama kim yazmış belli değil. Gizlemiş. Ay çok merak ettim. Çok platonik. Genç bir kız. Kendisinden büyük birine aşık. Ama kimse bilmiyor. Çok romantik. Bir insanın çok özel hislerini konuştuğumuzun farkında mısınız? Bu bir hatıra defteri. Sahibinin müsaadesi olmadan nasıl okursunuz? Sizin deyiminizle söyleyeyim. Az gelişmiş bir ülkede olduğunuz için mi kendinizde bu hakkı görüyorsunuz? Yok, tabii ki değil. Ama ben böyle hissediyorum. Yani siz tam bir Avrupalı kibriyle davranıyorsunuz. Baksanıza hem defteri okumuşsunuz hem de buradaki kalabalığı anlatıyorsunuz. Bu ne cüret? Yasemin. Fazla büyüttün bence. Ha. Hem de ayıp ediyorsun. Michel'in burada kötü bir niyeti yoktu. Sen de baktın mı deftere? Bir de soruyorum değil mi? Yasemin! Müsaade eder misin? Onunla ben konuşayım. Neyse, tamam. Bir şeyler ister misin? Neden bu kadar öfkelendiğini anlamıyorum. Evet haklısın, yaptığımız kötü bir şey. Hepimizin zayıf anları olabilir. İnsan değil miyiz? Sen hiç hata yapmadın mı? Kurallara uymayan bir şey. Michel'e lüzumundan fazla yüklendi. Bir özrü hak etti bence. Bir özrü hak etti mi? Ben mi ondan özür dileyeceğim? Asıl o benden özür dilemeli. Senden özür mü dilemeli? Nasıl yani? Neden senden? Yani defterin sahibinden. Biliyorsun onu bulamadık. Yazdıklarını okumaktan arayamadık desen daha doğru.
Defterin sahibini neden bu kadar koruyorsun Yasemin? Yasemin? Yoksa... Evet, sahibi benim. Defterin sahibi benim. Artık gidebilir miyim? Yasemin. Yasemin. İyi misin? İyiyim. Hadi içeri girelim o zaman. Siz girin. Ben eve dönüyorum. Neden? Parti daha yeni başladı. Benim için bitti. O zaman sana eve kadar refakat edeyim. İster misin? Bunu ben de yapabilirim. Ne de olsa partinin organizasyonuyla sen meşgul oluyorsun Necdet. Kimse rahatsız olmasın. Kendim gidebilirim. Ayrıca kapıda bir fayton bekliyor zaten. Yine de ısrar ediyorum. Lütfen Yasemin. İçeride arkadaşın seni bekliyor Ahmet. Ona karşı ayıp olmaz mı? İyi geceler. Ahmet. Hadi bakalım Teo. Bu kadar araya yetmez mi? Ne oldu? Ne bilmem. Pek bir şey konuşamadım. Yeter mi? Hadi niye? Koy bir plak da partiye devam edelim. Ne oldu? Sakın işte mi biraz? Evine gitti. Niçin bu kadar kızdığı hiç anlamadım. Benimle bir meselesi mi var? Yok canım, neden olsun? Bilmem, bana öyle geldi. Bu hatıra defteri mevzunda biraz hakkı var ama değil mi? Var tabii ama bu kadar büyütmek çok manasız. Evet ama bu durum abi, onu çok üzdü belli. Yasemin nerede? Yasemin eve gitmek istedi. Israr ettim ama ikna edemedim. Son zamanlarda çok asabi. Ben bir gidip bakayım. Lale. Evet. Şimdi değil. Artık sabah uğrarsın. Niçin? Zaten annemler orada. Laleciğim. Bırak birazcık yalnız kalsın. Bazen insan buna ihtiyaç duyar. Seni bırak. Bence sabah gitmen en münasip. Tamam. Sabah giderim o zaman. Tamam. Hadi. Defter ne olacak? Bana ver. Yarın pastaneye bırakırım. Cam mekana bir ilan ısırırız. Sahibi kimse gelir alır. Bugün evlilik haberini verecektik. Unutuldu. Ahmet, senin neyin var? Biraz başım ağrıyor. Kendimi yorgun hissediyorum. Git dinlen o zaman. Sabah görüşürüz. Teşekkür ederim. İyi geceler. Sana da canım. Bonne nuit. Aa, yoksa burada mı uyudun sen? Hiç olur mu abla?
Gece biraz oturayım dedim, uyuyakalmışım. Üstünü de örtmemişsin. Annem çok kızacak. Uf, sen müzevelik etmezsen kızmaz. Abla. Bak, hasta oldun işte, gördün mü? Anne. Işık dur. Of. Birden kalkınca başım döndü o kadar. Burada böcek gibi kıvrılmışım. Gayet normal. Ateşin de var. Alnın çok sıcak. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi.